Hanımlar beyler, bendeniz Göksu Taymaz, sağımda Duygu Keser, solumda Güney Elbayla. Sen ne diyorsun? Alkışlarınızla başlıyor. Bugün güzel ve önemli bir gün çünkü bugün de konuğumuz var. Alpay Erdem bugün konuğumuz. Birazdan bizlerle olacak. Böyle bir değiş tokuş gibi bir şey olacak. Duygu'nun seti var. Duygu gidecek, birkaç sahne çekecek, geri gelecek. Böyle bir koltuğunu Alpay Erdem'e emanet edeceğim bir gün olacak bugün. Bugün ne yapıyoruz? İyisi, ne yapıyorsunuz? Olmasa da olurmuş ya da yapmasak da olurmuş deyip yaptığımız şeyler var mı? Hiç olmasa da olurmuş ya da yapmasak da olurmuş dediğiniz bir şey. Sütyen abi. Evet. Sütyen. Bak, her program çatışırım. Bu sefer haklı, yemin ediyorum. Olmasa da olur, biliyor musun? Ya zorlanıyor işte. Şimdi tabii insan bazen arkasında bir destek istiyor. Evet. Arkasında mı? Önünde, arkasında. Ama bazen de hakikaten hani olmasa da olur muymuş? Olmasa da olurmuş ya. Güney ya, destekliyor ya. Ama. Ben öyle Güney buna öncülük edip ilk stüdyonu çıkarmaya var mıyız şimdi? Benim iyi yakınım yok bu bölüm. Ben genelde kaldım. Neyse, önemli olan tabii ki konuşmalarımız. Güney Elbay. Güney Elbay, bu arada şöyle şeyler var arkadaşlar. Yorumlarda görüyorum, Güney çok üstüne gidiyorsun. Bak arkadaşlar, bu tamamen ya burada yarattığımız mizansen ve bu adamın tabii ki öyle bir hayatı yok. Kayıt dışı daha çok yani. Çok üstüne gidiyorsunuz falan diye yorumlar var da. Biz burada sadece konuşabileceklerimizi konuşuyoruz. Bireysel de çok. Kayıt dışı neler konuşuluyor da yani. Bireysel de çok iyi anlaşan bir üçlüyüz zaten. Yani çok üstüne falan gittiğimiz yok. Kimse birbirine alınmıyor. Bazı şeyler var. Alınıyor musun? Hayır be abi. Alınsan ne olacak zaten? Boş. Yani alınarak buralara gelmedim. Göksün yani. Her şeyi alınsaydım. Oho. İyi, tamam. Bak, alınmaktan yola çıktım. Ben de sana bir örnek vereyim. Trip abi. Bence olmazsa da olur. Olur. Erkek tribi. Trip atan erkek nail art yaptırsın. Kadınlar da genel olarak yapmasın. Yok. Yani. Çok haklısın. Tamam. Kadına trip yakışıyor abi, olur. Tatlı bir şey yok. Abi tatlıda kaldığı sürece. Kıvamında bir trip çok minnoş bir şeydir. Tamam bak. 2-3 seferlik sormalar hele. Aşkım ne oldu? Akşam aşkım ne oldu? Tamam. Abi 33 sefer sordurtma ama yani. Kadın şey der yani arkadaşlar konuşurken. Ya bir kere daha sorsa evet diyecektim. Ama o an 52. soruşunu. Çocuk ama ya. Aramış, mesaj atmış, kapının önüne gelmiş. Hayır ya, biraz daha serse giderdim ya. Senin var mı kardeş? Yapmasa da olurmuş dediğim şey. Ya buna benim değil de babamın bir cevabı olurdu. Ya babacım. Bazen dur dur, şey yapma. İş tutarsa belki demez. Tutarsa belki demez dedi ya. Ya Göksel abi. Öyle mi ya, gerçekten? Ya Göksel abi sağ olsun, buradan selam söyleyeyim. Yani babam çok destek oluyor bize ve her şeyde. Bir de şöyle bir durum var. Babamın benden daha çok takipçisi var. Ve program için daha hayırlı bir... Ay evet. Twitter'da benden daha çok. TikTok'ta benden daha çok. Instagram'da. Ben babama küçükken şey soruyordum işte. Herkes sormuştu. Ben evlatlık mıyım falan diye. Babam şey diyor. Tercihim olsa seni seçerdim falan diyorum. Öyle laf sokmayı sever. Ha, bir de bak mesela kardeşim. Kötü esprili. Olmasa da olur sanki böyle yoksun yani. Bunu yorumlara yazın. Ben kötü espri yapmadığım bir bölüm nasıl ilerleyecek bakalım. Kötü şaka yapmadığım bir bölüm nasıl ilerleyecek? Senin seks konuşmadığın bölüm nasıl oldu? Gayet tutuldu. Demek ki sen seks konuşmaman lazım. Evet. Burada yine bir nebze hani kat atabiliyoruz, kurgulama. Ya bir de bizim hedefimiz hani canlı seyirciye çıkmak. Buradan da duyuralım. Planımız o şekilde ya. Sanki ölü seyirciyi. Ya canlılarken fiziki kardeşim, olarak orada olacağını. Çok güzel bir noktaya bastı. Nokta bastı. Nokta koydu. Nokta bastı. Noktaya bir şey yaptı. Gerçek anlamda ölü seyircilere yapıyor olabiliriz. Çünkü bu kadar izlenme sayıları var ama abone sayısında beğeni HP. Ay arkadaşlar, evet, ne oluyor ya? Yani. Allah Allah. Harika. Genele konuşun ben de. Allah Allah. Sonra Allah. Herkes kendi kitlesine konuşsun. Evet. 80'ler. Buradasınız, dur, dur, biliyorum. Dur. Çekmiyor değil mi? 20 saniyesi var. Ha tamam, iyi duydu onun. İyi. 80. Bizi izleyip abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Bunu neden yapıyorsunuz ya? %96'sı abone değil kanalın ve izleyip keyif aldığınızı da biliyorum. Biliyorum. No, yemin değilim. İnşallah. Ne olur ya, şey değil zaten. Bir like tuşuna basacaksınız, bir abone olacaksınız. Bizim için çok mutlu olan. Biz bir de her gün girip bakıyoruz yani ne yazdınız, kimler girdi falan şey yapıyoruz diye. İleride çekilişlerimiz olur. Hediye veririz. Kupa falan veririz belki.
Ve gerçekten planlarımız öyle, canlı seyirciye çıkmak istiyoruz. Hedefimiz de bu yönde. Yani bir gün gerçekten yan yana oturuyor olabiliriz. Bin aboneyi babana çağır. Ha, bin abonemde babam gelecek. Bin abone de stüdyoya çıkart. Hadi bakalım. Babam yayındayken 1001 olursa haber verin. 1001 abone olduğunda kayıtlı değilsek seyircinin kaybı. Ne? Sana. Egemen var rejide, bize çok yardımcı oluyor. Egemen bir gel. Gel gel. Anne. Ya. Şey gibi olmadım, yeni transferimiz. Talebi de alayım. Beşiktaş'a. Bonservis aldım. Afrikalı diye. Tamam, yürü git hadi. Kamerayı. Her şeyi bıraktı geldi ya kameramayım. Olmazsa da olurmuş demek ki, çekemiyormuşsun. Arkadaş sürekli işaret ediyor arkadaşlar Egemen. Diyor ki şöyle oldu falan. İşte kağıt kaldırıyormuş. Kağıdı okuyamıyorsun. Gözünde iki tane ışık var zaten. Bir şey kaldırıp bir şey atmaya çalışıyor. Heyecanlar. Geçen işte diyecek ki kameranın şarjı bitiyor. WhatsApp'tan yazmış anasını. Şurada adam abi WhatsApp'tan demiş ki işte abi kameranın şarjı bitiyor. Şimdi burada bize binlik spotlar falan vuruyor ya. Karanlıkta olduğunu unuttu be böyle. Ne yapıyorsun lan? Değil mi? Yardım okuyamıyorsunuz. Evet, bugünkü konuğumuz, bugün burada olmamızın temel sebebi, sohbetimize iştirak edecek, keyiflendireceğiz, güleceğiz, eğleneceğimiz mizah yazarı, karikatürist, stand-upçı Alpay Erdem alkışlarınızla gelirken. Duygu Kesen alkışlarınızla gidiyor. Bugün Alpay Erdem konuğumuz ama çok özel bir gün. O yüzden heyecanlıyım. Abi nasılsın? İyiyim. Sağ ol. Sen ne yapıyorsun? İyiyim. Ben de işte. Nasıl gidiyor gösteriler? İyi. Fena değil. Keyifli. Eğlenceli işte. Güldürmeye devam ediyorsun. Evet. Sen de çok eğleniyorsun. Gülmeye, güldürmeye devam. Ben de çok gülüyorum. Evet, sen de çok eğleniyorsun. Çok ben gülüyor olabilirim zaman zaman. Biraz eleştirisini de almış gibi. Evet, evet. Başka yerde eğlenemiyorum. Bari kendi gösterimde eğleneyim diyorsun. Evet, aslında tabii. Yani işte yani karikatürden başlarsın. Hep kendimizi eğlendirmek için yaptığımız şeylerdi bunlar. Karikatür de öyle, şimdi insan yazarlığında öyle. Mesela bir köşemin en sadık okuru bendim bence. Ve çok gülerdim kendi köşeme, sanki ben yazmamışım gibi. Sahnem için de öyle yani. Gerçekten çok eğleniyorum. Hep de böyle devam eder umarım. Kendine has bir dilin de var. Yani anlatım dilin, yazım dilin, bir mizahın da kendi içerisinde bir farklılığın var ya. Mizah durumu var. Evet. O yüzden mutluyum, keyfim yerinde. Süper. Ya mizah bir şekilde değiştiriyor ya. Hani geçmişten günümüze, evet, güldüğümüz şeyler de değişiyor. Her şey değişiyor, hayat değişiyor. Doğal olarak da mizah da değişmek zorunda yani. Mizah değişimini ne tetikliyor? Yani çok güldüğüm bir diziye, bir sinema filmine bir 10 sene sonra tekrar izlediğinde şunu düşünebilirsin yani. Çoğunlukla da böyle düşünürsün zaten. Ya ben bunu niye gülmüşüm dersin. Evet. Çok nadir örnekler var. İşte Seinfeld gibi. Seinfeld'de gerçekten insanlar senelerdir gülüyorlar. Ben de 9 kez, 10 kez izlediğim için artık nefret ediyorum. Seinfeld'den görmek istemiyorum yani o derece. Çok nadirdir yani kalıcı. Yani mizah kalıcı, eyvallah da hani böyle güldüğümüz yani şey değil. Zamanları da aşıp hala güldürebilmek yıllar yıllar sonra aynı şakalarda, aynı materyalde çok zordur yani. Akreplerimiz vardı daha yeni. Akrep mi? Saldı. Bunları oğlum Hazar yakaladı, getirdi. Ya hayatı sevdiğim için, doğayı sevdiğim için ve bunları merak ettiğim için onları yakından incelemek istiyorum. İşte böcek yakalamaya gideceğiz. Dedim ki bugün dedim akrep yakalayabiliriz. Gerçekten o gün akrep yakaladık. Akreplerin yuvalandığı yerleri de bulduk. Tamam mı? Abi mabedine çökmüşler akrepleri. Tabii tabii. Bu arada çıyan yakaladık. Doğa bu kadar böyle. Hayvan gibi çıyan yakaladık yani. Balık yakalmayalım anlattığı gibi anlatıyorum. Şöyle bir balık. Ondan sonra işte bunlara birkaç gün şöyle bakıyoruz, sonra salıyoruz aldığımız. Oo, peki reaksiyonun ne oldu abi Hazar'ı? Hazar'ı boş ver, benim aklım çıktı. Hazar'ı anlattım ben. Ben Hazar'dan çok daha fazla seviyorum. Sonra bir gün işte teyzesi bakıyor bazen. Yani işte cumartesi günleri mesela Zem çalışıyorsa benim de bazen işim çıkıyor. Teyzesi geliyor, ilgileniyor. Onlar da valide bal kurusuna gitmişler. Evet. Görüntüler aradı beni, akrep yakaladı. Ben bunu eve getirebilir miyim? Dedim tamam, tamam. Ama hani ben yok gel, bir daha böyle bir şey yapma. Ama yapmış o gün. 3 adet daha yakalamış. Oo. Daha işte dün saldım yine akrepleri. Öyle yani. Ama hayalleri o yönde ya zaten abi. Öyle. Böcek bilimci olmak istiyor. Biraz daha hani gelip birkaç gün evde kalsın, bir alış. Bence güzel mantıklı. Sürekli öyle şeyler izliyor mesela. YouTube'dan. Böcek beslemek, yılan beslemek. Akrep ne yiyormuş? Akrep de eklem bacaklı küçük böcekleri yer. Un kurdu gibi şeyler yer.
Neyle beslediniz 2 gün boyunca? Onları beslemeye gerek yok ya. Bir hafta bir şey yemişsin herhalde, oluyor. Yakaladığın gün 6. gün olsa? sen bir hayvana ne olsun istiyorsun ya? Yok. Adam hani şey yapıyor. Beyinden belli ediyor zaten böyle. Dolu gibi. Gibi tamam. Şişmiş geliyor. Zayıfını almıyoruz zaten. Zayıf denk gelmedi olabilir. Dediğim doğru yoksa 6. günde yakaladıysan. Sanki. Aslında o güne denk geleceğiz. Ulan tam yemeğe gidiyordum, Allah kahretsin. Ama şimdi onların da heybetli bir duruşu var ya şey. Ya da o anlık adrenalinle 2-3 gün daha yaşıyor olabilir yani. Evet, değil mi? Evet, saldığın gibi bu benim acil. Tabii baktığın zaman bir anda alanı değişiyor. Evet. Yani yaşadığı bölge değişiyor. Öyle saçma bir şey ki ya. Ne biçim bir bencilliktir yani benim yaptığım yani. Evet abi. Ama bilimde böyle şeyler var. Ama bak yani, bilim insanı olacak çocuk, tamam mı? Hani kafaya koyduysa bunları incelemesi, görmesi lazım. Bunun yani zehirsiz olduğunu anladığınız yer neresiydi? Ben şimdi yakaladıktan sonra arkadaşlarım var benim. Gerçekten böcek bilimci olan, bu işleri yapan. Onlara ben fotoğrafını çekip gönderdim. Bir de nerede yakaladığımı da söyledim. Ha. Sonra da o ismi alınca işte Eoscorpius Italicus ismini alınca da araştırdım. Evet, gerçekten o hayvan yani. Bilmiyorum. Ya şansınız da yersiz gelmiş. Bu yakaladığı lan. Lokasyon sormak niyet et. Türkiye'de lokasyona göre de belirleniyor. Valide bak. Türkiye'de zaten öyle çok yani akrep sokmasına ölmek diye bir şey yok yani. Hani, nadir şeyler alerjin varsa tamam. İşte sarı akrep var. O biraz zehirli. Onun dışında yani dünyada yok aslında. Akrep gözünüze büyük şeyiniz, korkunç bir yaratık değil. Özlem ablanın reaksiyonları nasıl oluyor? O da bizim kafada. Aa, güzel bir. Yine bunu duyup akrebe karşı sizi sevecen yaklaşmayın da ne denk geleceğini. Yani. Yani şey olmaz. Yapıyor ama yani yapmadan da birçok yere soruyor işte. Alper'den lan duydum demeyin ondan sonra. Biz bilip de yapıyoruz. Yani, de araştırın. En azından Google. Evet. Ama abi bak, çok güzel bir şey yani. Hazar öyle bir güzel yetişiyor ki yani ileride gerçekten böcek bilimci olacaksa bunun sebebi mesela yani Alpay abinin verdiği ona sevgi. Mesela mikroskobu var yani, aldık hemen. Süper ya. Oo. Tabii. Şu anda kullanmayı bilmiyoruz, biz de bilmiyoruz ama öğreneceğiz. Hatta eşim bugün bir arkadaşıyla iletişim kurdu, biyoloji öğretmeni. O öğretecek mesela bize ve Hazar'a. O kadar karışık bir cihaz mı mikroskop dediğimiz ya? Bence lan var lan var. Bence karışık. Allah Allah. Bizi öğrenmiştik bir ara ama unuttum yani. Bir bakıyorum hani kurcalasan YouTube'a yaz öğrenirsin ama ne bir şey. Ne bileyim hani bilen bir. Hazı veren o ya abi. Evet, bir şey abi. Kurcalayacaksın yani. Ya bir de ne var biliyor musun? Bence birine sormak çok eğlenceli. Bak samimi söylüyorum. Şimdi mikrofonu aldım ya HDR. Ulan YouTube'a gir, 1000 tane şey var zaten. Anlatıyor zaten. Yo illa arkadaşımı arayacağım. İlla. Anlatacak bana. Finalde de ne oldu biliyor musun? Abi dedi. Sana dedi iki tane link gönderiyorum. Onları YouTube'dan aç izle dedi. Ve öyle öğrendim ama öncelikle birine danışmak beni çok mutlu ediyor yani. Ya çünkü birebir anlattığını evet, hissediyorsun evet, ya. Bu bana özel anlatılıyor. Ama bak bu da sağlam bir sonuç abi. Şimdi kendin araştırmaya kalksan belki o videoyu 2-3 saate anca bulacaksın. Adam direkt link aldı. Bizim şey. Ülkenin genel durumu var. Bir ara call center arayınca da ben robotla konuşmak istemiyorum diyorsun. Evet. Hemen bir şeyi tuşlamak istemiyorum. Bana canlı birine bağla. Bana birebir anlatsın. Derdini o çözsün. Evet. İnsan sesi duymak istiyorum ben. Evet. İnsan sesi duyacağım. Gerekirse rahatsız edeceğim biraz. Ulan beni bunun için aradı. Tamam mı? Bir de galiba inancımız da yok. Onu, o karkısı falan da giriyor. Arkadaşım. Alper Erdem'in arkadaşıysan biraz üzüleceksin şu an. Çile çekeceksin. Yani daha doğrusu beni çekeceksin. Her telefonu açmayacaksın. Ve biraz bilgili olacaksın. Herkes çekiyor ya. Mizah üretme kısmında yani tamam 25 senedir bu işin içine varım ben yani. Bir de başladığın yer mizahın bence kemik taraflarına biri. Karikatürle başlayıp evet. Mizah yazarlığı. Hani o uykusuz penguenlerle. Ya aslında gerçek mizah tarafında ve okuyucuya doğru kitleye hitap ettiğim bir yer orası. Yani mizahın yani en kaliteli yapıldığı yerlerdir mizah dergileri. O zaman da öyleydi. Şimdi tabii pek kalmadı yani, etkisi azaldı diyelim. Çünkü çok doğru kitleye ulaşıyorsun. Oradan yetişmek, oradan pişmek önemli. Bir dönemin şeyi değil mi abi? Mesela evet, evet. Şu an bizim bulunduğumuz platform bile olana kadar hani biz artık burada komedi bir şey arıyoruz ya, aslında o dönemde orada aranıyordu. Evet. İnsanlar bunların koleksiyonlarını yapıyordu, evet. Şey yapıyordu ve şu anda bayağı bir noktada seviye atlamış çoğu komedyenin aslında başlangıç noktası orası. Yani fikir üretme, sadece çizmek değil de fikir yani, evet. Yaratıcılık şeyi daha yani Türk mizahına yön verme noktasında mizah dergileri çok çok kişi yetiştiriyor. Evet. Cem Yılmaz dediğimiz yetiştirdi, hem de çok önemli bir rol oynadı yani.
imzalara gidiyorduk 8 saat ya. 8 saat imza veriyorduk biz yani. Ben o anlarda Beatles anlıyordum mesela. Tamam, Beatles çok acayip bir olay da. Normal imza saati 4 saattir maksimum. Hadi olsun 5 saat. 8 saat fuarlar kapanıyordu artık. Herkes kapatmış gitmiş ya yine evlerini. Biz hala imza veriyorduk yani. Ben böyle bir şeyi hiç kimse için yapmam. Ben Karadeniz dönercisi var ya. Evet, Beşiktaş'ta. O sıraya bile girmiyorum. Abi yok mu o sıraya ben... Evet. Yani bu lavanı belki bir yiyeceğim yani. Başka bir şey yerim. İnsanlık onuruna çok aykırı bir şeydir. Kıstasız garip işte yani. Mutsuz yazar eline döneri aynı kefeye koyma. Koydum. Abi koyabildiği için zaten adam şu anda. Yemek yiyeceğim diye ayakta bekliyorum böyle kuyrukta. Evet abi ya. Bunu insanlar kendilerine nasıl yakıştırıyorlar onu bilmiyorum. Eleştiriyorum. Ben anlıyorum ya bir yerde. Karadeniz dönercisini ayrı tutarak. Senin de eleştirisel tarafın çok abi. Hem komik hem gerçek. Bir de sen beni tanıyorsun ya. Benim böyle patlamalı eleştirilerim var. Şimdi burada onu yapamayız ama mesela yani ya. Güney görüyor bazen. Yaparız tamam. Ya niye yapamıyor? Olmaz. Çok patlamalı eleştirilerim o anların çok komikti. O yüzden mesela hani beni arkadaşlarım aslında şu yüzden çok seviyorlar. Çok aşırı gülüyoruz. Ben şeyi çok merak ediyorum. O dönem zaten bir köşe yazısı yazıyorsunuz bir dergide. Evet. İşte penguen uykusu olabilir. Kitap yazma fikri. Yani daha geniş bir kitleye mi hitap edeyim? Yoksa okuyucumun böyle bir talebi var. Daha uzun bir şey mi okumak istiyor? Her hafta beklemek istemiyorum gibi bir şey mi oluyor? Ya genelde aslında bu dergide yaptıklarımızın toplandığı işler oluyordu bunlar. Evet abi. İşte hani seçerek koyuyorduk kitaba. Derleme gibi mi oluyordu? Son dönemde ben Komik Kuşlar diye bir kitap yazdım. O sıfırdan kitap oldu mesela. İçinde 16 kuş var. Çok gerçekten emek verdim yani. 5 sene kadar o kitap için uğraştım. Yine mizah mı? Mizahi. Yine farklı bir dili var. Hmm. Arkasındaki... Arka kapağı da mesela 6,5 yaşındaydı o zaman. Hazar çizdi. Kitabın ilginç tarafı şu. Hem çocuklara hem de yetişkinlere aynı oranda eğlenceli geldiğini düşünüyorum. Yani o işte sıfırdan yaptığım tek kitap odur. Ha, diğerleri derleme. Komik kuşlar, diğerleri derleme. Çok da içime sinen iş oldu yani. Oo. Özellikle komik kuşlar. Komik. Hem yaparken çok eğlendim hem elime aldığımda ne güzel iş yapmışım dediğim bir iş oldu yani. Kaç kitabım var abi şu an total? 8. 8 kitabım var. Sanırım. En azından seni yazdı. Yazdığını düşündü. Tamam şu an benim kitabım olmayan. Kütüphanede 12. Kitap var. Bir de Algay abinin şeyle şimdi çizimde çok iyi bir isim olduğu için mesela afişlerini falan tasarımlarını da yaparım ben Alpay abinin. Evet. Mesela hep şeydi. Kendi çizimleri gelirdi Alpay abinin. Ben bunu kullanacağım diye. Hani ben tasarım üzerine çok fazla çalışmadığım nadir isimlerden biridir. Çünkü ben sadece Alpay abi görseli veriyordum ve sadece tarih yazıyordum. Ya çok da sevmiyorum aslında çizgi afişlerimde biliyor musun? Yani şu ana kadar tek bir çizgi afişim var onu sevdim. Bu son dönem. Evet son dönemde şu kafadan kanca geliyor. Onun üzerine tekrar çalışıyorum işte Alpay Erdem yazısını hani bir yerden alıp koymuşum. Şimdi üzerine yazdım gibi. İşte kolsuz tişört uygun bir yere bir Alpay Erdem kolay yetişmiyor yazdım. Neresi uygundu? Alpay yetişmiştim yani. Onunla uğraşıyorum. Benim fotoğraf afişim yok. Vallahi çıldırırsın ya abi afiş çalışması yapalım diyoruz her şey çok güzel enerjim yüksek kamerayı bir görüyorum bitmişim ben hiçbir şekilde olmuyor hiçbir şekilde de eğlenmiyorum işte fotoğraf çalışması yaptık yanında arkadaşım vardı yani onu göreceği şekilde mesaj attım yani ben bugün çıldırmazsam başka hiç al diye yani o kadar mutsuz oldum ki ya. Of ya bak yine aklıma geldi başım ağrılar gibi şu an. Sahneye çıkan adamsın abi kamera çektim ya. Değil mi? Bak sahneye çıkan adamsın. Ama bu kamera gösteriyor. Olayın şu yani herkes sana baksın istiyorsun. Fotoğrafın yok. Ben bu yaşıma iyi geldim. Bu tutarsızlıkla. Sende selfie de yok değil mi o kadar? Ben Instagram'ı takip ediyorum seni. Bulamazsın öyle kolay. Evet selfie de yok senin. Bazen paylaşırım siliyorum sonra. Zaten bir gün süresi var o silmesen. Mesela şey hiç dikkat etmem ben. Yok algoritması var. Yok paylaştığımız şeyi silmeyelim. Ya ben 3 günlük dünyaya bunu mu düşünmek için geldim? Algoritma mı düşüneceğim? Beğendim, koydum. Sildim. Sıkıldım, sildim. Bu kadar ya. Instagram'ın özeti budur kardeş. Manyak mısınız ya siz? Ya bir insan Instagram karşısında bu kadar ezilir mi ya? Ben buna bu Reels'e atacağım ya. Ezilir mi abi bu kadar?
Bir kendinize gelin abi. Kendi değerinizi bilin yani. Yazıklar olsun. Kimdir Instagram? Nasıl buraya? Zuckerberg. Anasını babasını bu kadar takmaz. Instagram'da algoritma varmış. Instagram sana kızıyormuş. Asla olmadı bir hayat. Ha. Keşfine düşememişim. Allah'ım. Yadık ya. Abi ya? İnsanların beğenilme ve kaygısı var. Ya benim Cem Yılmaz'la fotoğrafım vardı Instagram'da. Bir süre sonra kaldırdım çünkü kendimi sevmedim yine. Kendimi sevmedim ya. Cem abi yine her zaman gibi süper karizma. Bakıyorum kendime. Ulan diyorum Cem abinin hani hatırına dursun. Yok başaramadım. Hadi ya. Arşivledin mi sildin mi? Sildim. Hadi canım. Yok yani o fotoğraf yok. Evet. Ben çok acımasızca siliyorum ya. Abi Twitter'da flütler bilmem neler. Geçen yaz mı ne böyle sürekli flüt paylaşıyordum. Ve bayağı da büyük etkisi oldu yani o flütlerin. 60 bin takipçiden bir anda 90 bin takipçiye çıktım. Acımaksızını sildim yani. Hepsini. Özellikle Twitter'da temizlik hastasıyım zaten. Ama bu senin hayatta yani evet, yaşam tarzın da bu şekilde. Evet. O yüzden yani. Mesela bazen çok hevesli bir şekilde bir şey inanarak Alpay abiye gidiyorsun. Abi şöyle bir şey var çok hevesli falan. Ben öyle düşünüyorum. Yani direkt. Çünkü onu daha öncesinden öğrenmiş, anlamış, yani eleştirisi yapmış ve kararını vermiş. Hayatından çıkartmışsa çıkartmış, yoksa dahil olmuşsa olmuştur. Yani ben de şu var galiba. Bunları bu kadar rahatlıkla siliyorum ya. Kökü bende abi. İşte gelir abi. Bir 100 milyon daha görürüz diyorsunuz. Yenisini atarız. Mis. Mesela Instagram'a mesela hiç önem vermiyordum ben. Dedim biraz emek vereyim. O da hemen karşılık buldu yani. Uyuz oluyorum yani. İşte abi bak kanaldan ileride takipçi gelir. Ya, abi ben onun için yapmıyorum ki yani. Geleni çıkarıyor değil mi? Bu yüzden geldim. Kendime eğleneceğim anladın mı? Freelance bir şey yapıyor musun? Kendi mesleğini kurmuşsundan bir anda patronun varmış gibi bir şey oluyor. Bekliyor insanlar çünkü senden artık. Bir iki hafta atma mesela abi nerede ya yeni video. Ama işte adam da diyor ki ben zaten şu anda beni benimsediysem ben buraya kendi fikirlerimle eğlenerek geldim. Bundan sonrasını değiştirmem. Ama yapacak bir şey yok. Üç gün birine bir şey yaparsan dördüncü gün sorar. Ya sen ben değiştirirsin. Bize sadece para versinler. Yani, evet. Evet, ben bundan para ve sponsor kazanıyor muyum, kazanamıyor muyum? Alpay abi tam tersiyiz ya biz burada şimdi. Tam sponsor. Tuttu mu her gün çekiyoruz. Ama genelde şey değil ya, bu tarz programlardan işte çatışma yaratma derler ya mesleki formda. Şimdi Alpay abi oradan çok iyi geldi ya böyle şey düşüncelerle, spesifik düşüncelerle falan gelince. Biz burada çok esnaf kaldık böyle. Abi biz yapıyoruz. İsteş like'a. Ya bizim şu an en çok tutan Reels mesela. Bir Reels yapıyorsun çok tutuyor. YouTube Shorts'a attık, TikTok'a attık, Twitter'a attık, Facebook'a attık. Yani bir tane tutuyor her ne geleceği. E-Devlet'e atmaya çalıştım olmadı. O kadar her yere gönderdim ya. Madem tuttu bir kumbardı bak. Herkes izlesin diye. En son da işte bir video paylaştım mesela daha bugün. O aslında cevap verme videosu olacaktı. Tuğçe Kasas'a. Cevap vermekten çünkü yoruldum. Çalışma esasında. Tuğçe hazırlarken dedim ki oğlum parodisini yapayım bari. İlk kez parodi videosu yaptım bu arada. Cevap verememe videosu. Tabii. İlk kez bir parodi videosu yaptım bu arada yani. Şu an büyük ihtimal yayındadır zaten. Yayında. İşte silmeden. Ben silmeden. Sıkılıp silmeden. Yani cevap vermeyi kendime zul gördüm. Tuğçe Hanım yani. Konu çok karmaşıktı. Neye cevap vermekten sıkıldın? Tuğçe neyi savunuyordu? Orta Doğu'da savaş çıkacakmış da ABD bu işte Orta Doğu'daki çekişmenin içine girerse yorulacakmış. Bu arada da Pasifik'te yorulurlarken bir de Pasifik muhabbeti var. Biz de bu arada güçlenirsek 2 sene sonra Mehter Marşı'yla karşılarız ABD gibi böyle. Süper güç oluyoruz. Süpersiz. Hayranlıkla. Tamam mı? Ve izlediğim bir video oldu yani. Sadece konuşmadan baksaydım bile bence... Dedim buna ben şaka baksak olur. Aynen hiçbir şey söylemeden şöyle dur. Vay arkadaş. Ben 25 senedir boşuna anlatıyorum. Şu video. Evet şey öyle var göbeğini sallayan abimiz var ya biliyor musun onu? Tabii canım o bilmeyen mi orada? Dansı yapan abi. Nedir kimdir? Adı nedir? Adını bilmiyorum ama bak, Dubai'de gitti video çekti her yerde. O da bir acaba adını bilmiyor. Şimdi de dap. Salladığını bilmiyor yani. Ben de 25 senedir oramı buramı yırtayım. Kaliteli iyi mizah yapacağım diye. Bazen sadece sallaman yetiyor abi. Göbeğini evet. Şeyini. Hani fark etmiyor ama evet. Bazen kafayı böyle fark et. Hızlı tüketim çünkü. Adam hızlı tüketebileceği bir şey istiyor. Kim seninkiler sağlam böyle... olacak o belli oluyor abi zaten. O zaman çok teşekkür edelim ya. Emmi gibi konuştum sonra. Valla ağzına sağlık çok güzel konuştun abi. İyi ki de geldin. Ay iyi ki geldin. Ay ben sonunda yetiştim abi, ya. Hoş geldin ya. Valla neredeydin?
Zaten. Sen de ekonomik olabilirim tabii. İyi tamam. Yetiştin abi. Evet, görüşürüz en azından. Abi çok teşekkür ederiz. Buraya geldin, bizi kırmadın. Sohbetimize eşlik ettin. Ben de çok teşekkür ederim. İyi ki geldin yani. Benim keyif aldım. Yine çağırın. Hak ederim. Bravo. Kameraya götünü dönme. Daha da durma. Hadi hadi. Alper Erdem konuğumuzdu bugün. Vallahi. Gerçekten bu arada böyle eğitici bir video şey bölüm olduğunu düşünüyorum. Çok mizah hakkında çok şey konuştuk. Sen bölümü izlersen görürsün. Sonlarına yetişsen de. Siz de Aşk ve Umut'u izlerseniz görürsünüz arkadaşlar. Evet. Biz çekerken ne yapıyordu? Hafta içi her gün Kanal D'de. Aşk ve Umut. Saatinde söyle de 24 saatte beklemesin. 4'te. Ne? Bak akşam üstü. Gece 4'te. Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Güney'e ve Duygu'ya çok teşekkür ederim. İştirak ettiğiniz sohbetlerinizde. Alper Erdem'e buradan kucak dolu sevgiler. Ben Göksu Taymaz. Sağımda Duygu Keser, solumda Güney Elbayla. Sen ne diyorsun? Bitti. Görüşürüz. Bitti.